Fatır Suresi 33. Adnen cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Mesela altına karşı bizim içimizde bir içgüdü var. Çok hoşumuza gidiyor altın rengi. Değil mi? Yani bir sebep yok böyle altın, ama bilinçaltımızda var yani. Mesela illaki altın oldun mu? Mesela insanda da, mesela kadında da eğer, değil mi, insanın helali ise altın çok şahane durur. Baya güzel durur. Gümüş taş. İnşallah. Evet. Tabii. Taşlar. Mesela taşlara karşı bir ruh da Allah eğilim meydana getirmiş ve Kur'an'da çok geçer. Hadislerde çok fazla geçer. Yani hemen hemen bütün taş çeşitleri geçiyor. Ve köşklerin, oradaki sarayların hep bu tarz taşlardan oluştuğu ve altın ve gümüşün kullanıldığı ve ipeğin kullanıldığından bahsediyoruz. Evet. İpek de parlak olduğu için hoşumuza gider. Ve cennet hep ışıklı ve aydınlıktır. Ve hep mesela taşlar ışıklı ve aydınlıktır. Yani ruhumuzda hep bir ışığa, nura ve aydınlığa karşı bir eğilim vardır. Karanlıktan biz hoşlanmayız. Cehennemde karanlık vardır. Cehennemin özelliğidir. Her yer karanlıktır. Ama cennette her yer aydınlıktır. Zıtlık olarak. Mesela taşlar pırıl pırıl parlar cennette. Metal pırıl pırıl parlar. Ahşap parlar. Her şey parlaktır. Kendinden ışıklı. Yani dışarıdan bir ışık kaynağı olmadan ışıklı. Adnen cennetleri oraya girerler. Orada altın bileziklerle. Mesela altın bilezik hakikaten insanların içgüdü olarak var. Yani değil mi? Bilezik olmuyor. Mesela müthiş yakışıyor. Bütün kadınlar bayılırlar bileziğe içgüdü olarak. Ve incilerle süslenir. Mesela incir de kadar mesela çok yakışan bir şey. Değil mi? Çok, inşallah. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Parladığı için çok hoşlarına gidiyor. Peygamberim hadiste diyor, kadın diyor 7 kat elbise giyer diyor. Her elbisesi ayrı ayrı görülür diyor. Baktığında, şahıs onu baktığında 7 ayrı görünümünü görür diyor. Yani beynimizin vasfı değişeceği için, yani beyin kapasitelerimiz ve gücümüz, ruh gücümüz artacağı için mesela biz tek bir elbise, mesela bir kadın bir elbise giyiniyor, el haline göstermek ister, hoşuna gider. Ama gönlü ister ki çok fazla elbise olsun, çok fazla elbise göstersin. Yani kadınlar biliyorsun, ayakkabı, dolapları dolar, elbise mesela doymaz yani. Değil mi? İçgüdü olarak verilmiştir ona. Yani milyonlarca olsa yine doymaz. Ama çok çok güzel olmasını ister ayrıca ama. Yani çok temiz, çok bakımlı ve çok güzel. İşte cennet içgüdüsünden oluyor. Cennette tam doyuma ulaşmış oluyor. Yani sürekli elbise değiştiriyor. Yani sürekli kıyafet değiştirir. Ve her biri birbirinden daha güzel oluyor. Mesela yüzünü beğeniyor, kendisini beğeniyor zaten, çok güzel ama dışarıda görüyor birisini. Onu beğendiğinde beğenir beğenmez hemen kendi yüzü de o yüzünün şekline giriyor. Cennetin özelliği. Yani o şeyi duymasınlar diye, Allah içlerinde o isteği duymasınlar, yani ondan bir rahatsızlık duymasınlar diye. Onun aslında bir numarasını bizde yaratmış Allah. Mesela biz sevdiğimiz bir şey olduğunu hayal ettiğimizde hemen gözümün önüne getirebiliyoruz. Kafamızda böyle bir gücümüz var, değil mi? Mesela bir şehre gitmek istiyorsak şehrin görüntüsünü hemen oluşturabiliyoruz kafamızda. Sokak oluşturabiliyoruz, insan oluşturabiliyoruz. Yiyecek, hatta mesela döner, kebap falan düşünüyorum. Mesela ağzı sulanıyor adamın. Evet. Tarif ediyoruz. Tarif ettiğimizde şu an bile yutkunuyorum. hemen aklında o döner canlanır ve yutkunur. Yani görür gözünde döneri, kokusunu, tadını falan hepsini hisseder. Bu ama zayıf ve fuludur bizim kafamızda şu an. Cennette bu fululuktan çıkıyor, çok net hale geliyor işte. Yani tam net kokusuyla, tadıyla normal döner halinde yersin onu. Bu fululuk akar. Bu fululuk özellikle veriliyor yani bizim bunu kavramamız için, Allah'ın sistemini anlamamız için inşallah. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Hüzün insanlara öz olarak verilmiş, dünya için verilmiş bir imtihan vesilesidir. Elbisesi ütüsüz olur, hüzünlenir. Saçı kırçıllaşır, hüzünlenir. Makyaj yapamaz kadın, hüzünlenir. Üniversite imtihanında şüphe eder, istediği yeri kazanmış, hüzünlenir. Yani milyonlarca, milyarlarca konu vardır dünyada insanın hüzünlenmesi için. Milyarlarca. Yani mesela normal ciddidirsin. Ona hüzünlenir. Niye bugün sevmiyor musun? Sevgin mi gitti? Buyur yani. Değil mi? Yani. Yani her söze, her lafa insanlar çok titizdir. Yani ufacık bir sözden alınır.
ufacık bir konuşmanın anlar mesela, ufacık bir bakıştaki terslik gibi bir şey hissederse veya herhangi bir öncelik, mesela ona öncelik vermeyi başkasına öncelik verirsen, değil mi? Hüzün hatta günlerce etkisinde kalıyor. Öyle zayıf yaratılmış bir insan. Mantıksız ama öyle yani. Ya, çoğu öyle de insanların. Bak Allah diyor ki, derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Hüznü bilmiyor. Gidiyor ahirete. Hüzünlenemiyor. Yani hüzünlenecek zaten ortam da yok. Ama hüzünlenmiyor da. O belanın kalkması, hüznün insan üstüne kalkması çok büyük bir lükstür. Müthiş rahatlıyor insanlar. Ki o bizi kendi fazlından ebedi olarak kalınacak bir yurda yerleştirdi. Burada bize bir yorgunluk dokunmaz. Şimdi akşama kadar cennette koşuşturuyor. Oradan oraya gidiyor, oraya geliyor. 24 saat geçiyor, yorulmuyor. 48 saat geçiyor, yorulmuyor. 72 saat geçiyor, yorulmuyor. Uykusu da gelmiyor. Ve bunu sonsuza kadar unutmayacaktır insan. Yani yorulmamayı, uykusunun gelmemesi. Mesela uykusu gelmedikçe sürekli Allah'a hamd edecektir. Yorulmadıkça Allah'a hamd edecektir. Ve bıkkınlık da dokunmaz. Mesela elma yiyor, dalından koparıyor. Bitiriyor elmayı, bakıyor dalda yine duruyor elma, aynı yerde. Yine koparıyor, yiyor, yine ve bıkmaz. Doyma hissi de yoktur cennette. Mesela biz rüyamızda da elmayı alır koparırız, yeriz. Mesela bazen olur, bakarsın dalda yine duruyor elma. Yine koparsın, yine dersin. Hatta uyanınca diyorlar, rüya ne kadar acayip ya diyor. Rüya ne kadar acayipse ahirette o kadar acayiptir. Yani rüyada nasıl bir fizik kanunlar geçerli olmuyorsa, ahirette de fizik kanunlar geçersizdir. Rüya bizim ahireti anlamamız için özel olarak verilmiş özel bir bilgidir bize. Her gün Allah cennetin ve ölümün nasıl olduğunu bize göstermek için yapar. Yani esnesi Cenab-ı Allah bir ve iki kere bunu gösterebilirdi ama her gün gösterir Allah. Mesela havada uçan bir sivrisine insanlar çok sık görürler. Havada uçan bir kuşu çok sık görürler. Yani Allah hatırlatmayı çok sık yapar. Ölümü sık sık hatırlatır Allah. Ve cenneti de çok sık hatırlatır. Bu sistem nedir? Yani Allah karışık bir, bizim bilmediğimiz bir sistem yaratmıştır. Ama bize göre karışık. Ama Allah'a karşı son derece kolay olan bir sistem. Cennet dışarıda var ama biz cennetin görüntüsünü göreceğiz. Mesela dünya da vardır. Fakat biz dünyanın görüntüsünü görürüz. Hiçbir zaman için Allah'ın gördüğü gibi göremeyiz.